Merhaba kıymetli dinleyenlerim. Bir Söz Sözü açtı programda daha. Sizlerle beraber olmaktan dolayı mutluyum, sevinçliyim. Bu programımızın adı Söz Sözü açtı. Ama tabii Söz Sözü açarken yüklü gündemde bize zorla açılmayacak sözleri de aştıracak şekilde zırvalar bu programa konu oluyor. Mecburen. Mecburen. Niye? Çünkü bir kimseyi bir şeyler söylüyor. Eğer söylediği şey yalan bile olsa cevap vermezseniz ha bak sükü tekrardan gelir kardeşim. Kimsede tık yok. Efendim cevap verirseniz ya yani memleketin bütün işleri bitti de bu zırbalarımı cevap yetiştireceğiz diye insanın kendi kendine engel olmaya çalışıyor. Hepimiz de haberleri takip ederken, dinlerken, işte gazeteleri okurken bakıyoruz söylenen şeylere birbiriyle hep 180 derece zıt hadiseler bizi rahatsız ediyor birbiriyle 180 derece zıt. Bunun birisi hakikatla 180 derecedir bir kere zıtlığı. Birinin. Ya biri yalan ya öteki yalan. Madem ki 180 derece. Evet bu ufacık cümleden sonra e, inşallah pazar günü nasip olur da e, sabaha çıkarsak bayramın birinci günü olacak. Ramazan-ı Şerif bayramının yani ıydı fıtrın. Bizi çocukluktan beri şeker bayramı aşağı, şeker bayramı yukarı alıştırdılar. Şimdi ya kardeşim bu Ramazan-ı Şerif bayramı, şeker bayramı denir mi yani buna ya? Ya ne var yani? Bunda ne var ki? Niye bu kadar? Peki siz niye ıydı fıtır derken ecdadımız bunu şeker bayramına çevirdiniz? Hani ben hadi böyle bir şey diyeyim, ufak tefek meseleleri gündeme taşımış olayım. O suçu alayım üzerime. Ama siz bunu niye gündeme ta ilkokula başlamadan önce bizlerin önüne öğrenilecek şey olarak koydunuz? Derdiniz neydi? size bir talimat veren mi oldu aman dini terimleri kullanmayın ha. Bakın ha. Birisine et bayramı, kavurma bayramı. Kurbanı keser, kavurmayı yapar, ye babam ye. Ondan sonra alsana ibadet. Yani din bu kadar hafife alınacak şeyler mi emretmiş yani? Bütün dinleyenlerimizin dünyanın neresinde olursa olsun Müslüman olan kardeşlerimizin bu güzel bayramları tebrik ediyoruz. Bayram gelmeden önce de alınan bu sari hastalıkları da eskiden şimdi buna salgın diyorlar, bulaş diyorlar. Bulaş aşağı, bulaş yukarı. Burada Türkiye'nin geldiği dünyada eşi enderi olmayan bir noktadan dolayı hem millet olarak ferahladık hem de ya demek ki Türkiye dünyaya başından beri de örnekmiş de bize hep yok canım sizden adam, çıkmaz, sizden adam çıkmaz. Sizden adam çıkmaz. Sizden adam çıkmaz. Sizden ilim adamı çıkmaz. Sizden din adamı çıkmaz. Sizden usta çıkmaz, mühendis çıkmaz. Diye 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 biz de hakikaten herhalde çıkmayız çünkü söyleyenler çoluk çocuk değil ki. Koca koca böyle Marokyan koltuklarda oturan makam sahipleriydi. Hani bir ara böyle orduyu darbeye kışkırtmak için Türk ordusu kağıttan kaplan diyen hainler çıktı. Hala bunlar görevde. Ve hür demokrasinin nimetlerinden vekil olarak da istifade ediyorlar. Millet bunları vekil yaptı diye de övünüyorlar. Kağıttan kaplan mıymış Türk ordusu? Ne oldu? Libya'daki Amerika'nın adamı kaçacak delik arıyor. Moskova'da ya tamam ateş keseriz falan ama ben imza atmam arkadaş diye burnu 90 derece yukarıda dikiliyken Şimdi burnu yere düştüğü gibi kulakları da düştü. Ee, alınan tedbirlere vatandaşın uyması çok şükür aklı başında vatandaşlarımızın iyi. Adı üstünde delikanlılık yaşayanların da acık daha ciddi olmaları lazım. Yarın öbür gün bizler bu dünyadan gittikten sonra yerimizi onlara bırakacağız. Ya yani siz de aklı başında olun arkadaşlar. Ya hayatınızı ciddiye alın ya. Yani şu trene kafamı yük vagonuna ne kadar uzatabilirim diye saçma sapan denemeye giren adama benzemeyin. Bir gün kafanızı vurursunuz. Tam 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 da böyle rekor kıracakken gitti derler. Onların da bir Guinness Rekorlar kitabı yok ki aldananların. Sadece işte geliyor geliyor geliyor. Aa ben Guinness Rekorlar kitabına girdim. Ayrıca soruyor, sen bu dünyada ne yaptın? Vallahi ben iki defa Gires Rekorlar kitabına girdim. Gel diyorlar ya, yani ne buldun sen? Neyle buldun? i̇şte efendim şöyle böyle de kırk adımdan iğneyi, e, iğneye ipliği saplıyordum. Evet, şimdi güzel adetlerimizden birisi, zimem defterlerinin sildirilmesi. Yani hepimizin anlayacağı şekilde zimem kelimesini Birçok kimse bilmeyebilir. Ee, bu bakkala oraya buraya borcu olan kimselerin efendim e, hani deftere yazdırıp da yaz Ahmet Efendi e, ay başında öderiz diye oraya yazdıranların defterlerini geliyor. ismini vermeyen bir hayırsever arkadaş şu defterleri aç diyor, açıyor. Herkesin altına bir çizgi çiziyor, yükün alıyor. Yekünlerin da yekününü aldırıyor. Tamam diyor bunların hepsine ben şu çarpları attım diyor. Deftere çarpıyor kocaman atıyor. Al sana 15 bin lira 30 bin lira. Kapıya da az bakayım diyor. Bugün şu saat şu tarih şu saate kadar bize borç yazdıranların hepsinin borçları sıfırlanmıştır. Şimdi bu muhtaç olan insanlar şu iyilikten etkilenmez mi? Etkilenir. Dua etmez mi? Eder. Allah Teala da kırık kalple dua ederim, duasını kabul ederim diyor mu şartlarına uygunsa tabii. Ya ben de şarap yazdırıyordum birader, şarap parasında gelmiş hayırsever vermiş. Arkadaş sen şarap parası da olsa sen bunu hayır niyetine verdin. Ha göz göre göre olsaydı vermezdin tabii. Ama sen iyi niyete verdiğin için iyiliğin karşılığını ahirette göreceksin. Ha bu dünyada ismini vermemen çok iyi oluyor. İyi bir örnek oluyor. Bu insanımızın, milletimizin asaletini gösteriyor. Daha doğrusu dinimizin bize verdiği asalet eğitimini gösteriyor. Vefa destek grubu. Hiç duymadığımız şeyler çıktı son 20 senenin içerisinde. Vefa destek grubu en son çıkan koronavirüsle beraber. Bunlar gönüllü insanlar gönüllü insanlar devletin koordinesiyle ihtiyacı olanlara bir yerlerden buldukları yardımları götürüp veriyorlar. Kime ne zararı var ya? Kimin tavuğuna kış dediler bunlar ya. Bu insanları uzun namlulu silahlarla sinsice pusu atıp pusu kurup uzaktan atışla şehit ediyorlar ya. Hem de mübarek Ramazan-ı Şerif'te kardeşim. Bunun düzelecek hiçbir tarafı yok ya. E kendiniz dağlarda paramparça oluyorsunuz ondan sonra. Şu anda delik delik kaçıp da oralarda paramparça olanlar, e, hava taarruzlarıyla jetlerimizin parçalananlar, niye paramparça oluyorlar? Cesetleri birleştirilemiyor. Cesetlerini toplamıyorlar bile. İşte böyle, bir günah insanlara saldırıp efendim anında anında olmaz arkadaş kusura bakma. Allahu Teala buyuruyor ki ben herhangi bir kötülüğü işleyene mehil veririm. İmhal ederim. Zaman tanırım. Ama hiçbir şekilde ihmal etmem. Onu da ben dilediğim zaman veririm. Sen diledin yok. Senin de bu konuda terbiye olacağın şeyler vardır. Onun da tövbeden istifade edeceği bir fırsatı olur elinde. Ve bu saldırıyorlar. Bir bir lider de çıkıp da bu ittifak dedikleri nasıl bir ittifak olduğu da acayip bir şey. Onlardan birisi çıkıp da bu vefa destek grubunda ölen kardeşlerimizin cenazesinde bulunmadığı gibi ya bir ailesine başsağlığı dileyin. Bunu yapanlara bir hain deyin ya diliniz dönmüyor mu sizin ya? Kireçlenme oldu dilinizde ya. Hadi kemik de olur da aslı kireçtir çünkü kalsiyumdur. E dilde de mi var bu ya? Aklınız mı ermiyor? Eriyor. Hadi de bakalım sıkıysa. Bir onları kötüle. Devletin kaymakamına saldırıyor. Vefa destek grubunu yarındaki kaymakamına saldırıyor. Bir parti mensubu. Efendim böyle ufak tefek şeylere kafamızı yormayalım. Allah Allah. Ufak tefek şeyler öyle mi? Senin çayına şöyle ben bir Gözünün önünde bir senek tutayım atayım hem de çok ufak bir senek tutayım atayım. İçer misin? E, doğru söyle yani içer misin? İçmezsin. Peki bu ne ya? Bu adamlara niye saldırıyorsun? Niye yardım ediyorsunuz? Yani bırakın ölsünler. Ölü şovasın. Allah-u Teala da 19 Nisan'da vefat sayısı koronavirüste 127 ile zirve yaptı. 20 Mayıs'ta, 23'te de en aşağı devreye girdi, en aşağı rakamı buldu. Elhamdülillah, İnşallah sıfır olduğu günlerde Allahu Teala bizlere görmeyi nasip eylesin. Milletimize nasip eylesin, bize etmesin. O, bil, o kendi bilir. Şimdi kurban edip dağıtan bir rahmetli Yasin vardı, şehit ettiler. O da iyilik yapıyordu. Onun öldürülmesini bir partinin artık kaçıncı dereceden eş başkanı bilmiyorum. Şimdi delik bekliyor. Bir adam kalktı insanları kışkırttı ve bu çocuğu parçalattırdı ya. Bunun anasına babasına kim geçmiş olsun dedi ya. Hanginiz gidip de bölgenin milletvekiliydiniz? Oralardan çoğal çoğal oy alıyoruz diyordunuz. Hanginiz gittiniz ya? Size oy verenlerin de hain sınıfına attınız. Onlar herhalde bunu şu anda bunun utancıyla zaten üzülüyorlar, perişan oluyorlar. Bakalım bu Kurban Bayramı için ne planlıyorlar. Allah Teala onların planlarını kendi başlarına inşallah döndürür. Öyle dua ediyoruz, başka çaremiz yok. Peki bunlar da kontrollü işler miydi? Evet. Bu kontrollü ihanetler de bunlar işte. Ondan sonra kalkıyorsun, adam çoluk çocuğu böyle gece yaraları korkudan zangır zangır titreyip ağlarken uçakların ses duvarını aşarken çıkardıkları sesle evlerde analar babalar ağlarken diyorlardı ki bu kontrolü, e sizin yaptığınız deli. Evet, şimdi bu böyle. Peki, Kötü mü? Ya hainden bu beklenir zaten. Hainlik düşünenden bu beklenir. De, insanımız hiç olmazsa, ben bunu yemedim, ben bunu kabul etmiyorum desin diye ben bu programda e, hoş bir vekalet de almadım ama bir yayın organı olunca doğruların e, ...tabii tabi olarak vekili sayılırız, doğru söylemekle mükellefiz. Bunu bu hususta üzülen kardeşlerimize vekaleten söylüyorum. Umumi vekaleten. Şimdi milletvekili piyasası açıldı, milletvekili kiralama başladı falan filan diyorlar. Ben bu sözlere katılmıyorum. Yeni başladım ha katılmamı ya. Daha önceden vay yapıyorlar ediyorlar. Meğer bunlar milletvekili falan kiralamıyorlar. Milletvekili pazarlamıyorlar. Ya milletin vekili kiralanır mı? İyi de aldığın kirayı ne yapacaksın? Ha, Milletin vekilini rüşvet olarak kullanıyorlar. Bu böyle kafalarımıza yazıla. Rüşvet. Rüşveti kitaplar tarif ediyor. Hakkı olmadığı halde birisinden para almak veya herhangi bir menfaat temin etmek menfaat temin etmek için bir makama hakkı olmayan özel bir ödeme yapmak. Daha çeşitli tarifleri var da ben işte hukuk fakültesinin arka kapısından çıkmış birisi olarak ön kapıdan çıkan bizden küçük torunlarımız yaşındaki delikanlılar abi adamla ne konuşuyor? Kardeşim ben 61 senesinin dilini konuşuyorum. Ne yapayım yani? O zaman bizi okutan hocalar da bu dili konuşuyorlardı. Evet. Şimdi yeni kurulacak partilere destek konuşmaları aralığında konuşulmuş, 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 yapılmış ve şimdi bunu hafiften deklare etmeye çalışıyorlar, açıklamaya çalışıyorlar. Sonra millet şok olup da üzerimize yüklenmesin. Dur bakalım ne çıkacak diye. Ya geçen seçimlerde yaptınız arkadaş. 11 tane milletvekilini yani ağır bir laf söyleyeceğim ama hadi boncuk gibi dizdiniz. Şöyle ağlayanlar vardı işlerinde ya. Kameraya bakamayanlar vardı ya. İnsan efendim onda insan. Onun da bir haysiyeti var efendim. Bir yere kadar yani. Sen onlara gönderdin. Ondan sonra e, caiz olmayan mütanikahı gibi. Ondan sonra geri döndü geldi. Sizin bu memlekette gerçek demokrasiyi yerleştireceğiz dediğiniz bu herhalde. Böyle avurdunu şişire şişire söylüyorlar ya. Bu memlekete gerçek demokrasi gelmeli. Bunu da biz getireceğiz diyorlar. İşte getirecekleri gerçek demokrasi kuyruğu sıkışınca elindeki milletvekillerinin bir kısmını hiç milletvekili çıkama, çıkaramasalar bile yaptılar çünkü. Oya vererek aa bak bu parti de grup kurdu diye 20'lik paketler halinde rüşvet olarak milletvekillerini gönderiyorlar maalesef. Halbuki ya insan alınmaz satılmaz ya insanın tırnağı da satılmaz. İnsanın saçı da satılmaz. Dünyada hiçbir hukuk sistemi insan bedeninin paraya çevrilmesine şu anda dini olsun, dünyevi olsun, batıl olsun, hak olsun hiç müsaade etmez. Böbrek satıyorlar. Yok, caiz değil. Yok, İnsan satılamaz. İnsan da alınamaz. Hadi bunu rüşvet olarak sen gönderiyorsun. Bu rüşveti kabul eden yarın o mecliste grup grupta içeriye girdiğinde hangi yüzde ey bizleri evlerinden ekran başında takip eden vatandaşlarımız biz huzurunuza geldik. Artık sizin yanınızdayız diyecekler. Vatandaşlar rüşvetten geldi bunlar buraya. Şimdi bize de oradan bir rüşvet gönderiyor. Rüşvet selamı gönderiyor. Selam verdim rüşvet değildir diye almadılar. O devirler bitti kardeş. O devirler bitti. Evet öyle öyle zamanlar geldi ki Mehmet Güneş Bey'in hatıralarını okursanız e, Devri ispet ve Sonrası kitabında Ankara'da Bent Deresi'nin üstü açıkken orada daha kapatılmamışken yani orada tam e, uluslar inen yolla e, Bent Deresi'nin devamına giden yol arasında efendim köşede bir bakkal dükkanı açmaya kalkıyor bu kimse sonradan milletvekili oluyor belediyede diyor ki ekmekler camekanda satılacak Cemacanın eni, boyu, yüksekliği şu kadar olacak. 3 ebadında vermiş. Bir küpün ebadını vermiş. O da bir ustayı çağırmış ya bizim şurası şöyle buraya uyacak bak ama ha şu ebatlarda olsun. Valla abi demiş yani bu ebatlarda olur da bu kapı açılmaz. Kapının hemen yanına koyacağız şöyle acık bir dar olsa olur mu diyor şöyle birkaç santim yani 3-4 santim ha ya artık sen bilirsin inşallah onu da ruhsat verle yoksa ekmek satamıyor Bentleresinin de bu dükkanın karşısında evvelden bir tepe vardı üstü gece kondu dolu o daha şey demedi ee, üzeri gece ondu dolu o dağı kaldıramadı sonra o dağı kaldırdılar ta dış kapıya kadar bağladılar efendim belediyeden adam geliyor ruhsat verecek zabıtadan geliyor oturuyor aşık bir, asık bir surat yanında yardımcısı var ölç bakayım diyor ölçüyor eee, 4 santim dar olmuş diyor bu olmaz Düzeltin, düzeltin bunu. Bir daha geleceğim. Ya kardeşim dört santim ya, yer müsaade etmedi, dükkan Olmaz olmaz kardeşim, yönetmelik var. Sen bu yönetmelikten daha mı iyi biliyorsun? Çok uzun konuşmalar. Adam gidiyor, bir daha geliyor, bir daha böyle. Adam diyor ki, arkadaş ben seni gideceğim başkanım. Ya git diyor ya başkaramı şikayet edeceksin başbakaramı şikayet edeceksin kime edersen et ben buraya ruhsat vermiyorum diyor Allah Allah adam arada kalıyor şimdi ekmek satacak gece kondu insana da bol ekmek yiyor çoluk çocuğunun e, yemek yerine de ekmek veriyor katık yerine de ekmek veriyor ekmek yerine de ekmek veriyor. O arada bir bakkal çırağı. O zamanlar bakkal çırakları çoktu. Hani sepet sarkıtıp da Ahmet Efendi, Mehmet Efendi veya oradan seslenir işte lan bana şunları şunları gönder diye. Çıraklar da kültürlü insanlardı o zamanlar. Efendim bir bakkal çırağı alıyor işe ki hiç böyle evlere bir şeyler götürsün diye. Bakkal çırağın derdi anlatıyor yavrum böyle böyle o da 30 yaşlarda falan olgun çağa gelmiş. Abi diyor bir daha geldi de sen hiç karışma olur mu diyor. Ben onu hallederim diyor. Evet ben onu hallederim. Adam geliyor. Efendim hoş geldiniz diyor. Hemen altına bir sandalye veriyor. Ne ikram edeyim ne içersiniz. Ben vazifede bir şey içmem diyor. Peki efendim diyor. Madem öyle. Eee ben vazifede bunu yapmam diyorsunuz. Ben size bir ufak paket yapayım mı efendim diyor. Canım ne yaparsan yap karışmam ben diyor. İçkisine kadar koyuyor bakkal çırağı. Mezesine kadar koyuyor. O zamanlar da fileler vardı. Bol kese kağıdı vardı. Naylon torba yoktu. Poşet diye bir şey bilinmiyordu. Bilmiyorduk. Efendim ona güzel bir paket yapıyor adamın yanına koyuyor. Adam şöyle bir üstten bakıyor. Ağza çık koyuyor. Çırak biliyor. İçindekileri görünce tamam diyor. Ruhsatı veriyor. Bana bak diyor çıkarken şu adama söyle bir daha ben buraya geldiğimde karşıma çıkmasın. Bak senin gibi anlayışlı değil bu adam diyor ya. Koskoca bakkal dükkanı açmış ama adam anlayışlı değil. Devir 1940 ile 50 arası. Ölçün bakalım kimlere denk geliyor. Peki zabıtası, o zamanki zabıtayı söylüyorum. Bu rüşvetleri alırken, şimdi e, biz zabıtayla mı yürütecek bunlar ya? O yürürse yürürse, ama kendileri iktidara gelmek için, geleceğiz de geleceğiz de gelin, e, milletvekili rüşvet vererek gelin. İşte biz, Kimlerle gerçek demokrasiyi getirecekmişiz, görürüz. Kısa bir aradan sonra inşallah beraber olacağız kıymetli dinleyenlerim. Evet, kıymetli dinleyenlerim. Milletvekili rüşvet verme hususunda bir iki noktayı daha tebarüz ettirip, e, bu bir parti başkanının buhran geçirmesi var buhran geçirmiş ama reçeteyi millete söylüyor. 16 maddelik bir buhran reçetesi hazırladım diyor. Türkiye 87 tane devlete karşılıksız yardım, insani yardım gönderiyor. Bu adamlar buhran geçirmesin ne yapsın? Uykuları kaçıyor. Uyuyamayınca da insan krize girer. Krizide herkes söylüyor. Millet baydı artık a o kriz derken ha ha gene diyor. Şimdi buna buhran diyelim demiş. Buhran da bir korkuştuk var. Buhranın sonunda kan dökülmesi var. Krizde öyle değil. Onun için de buradan çağrıştırıyor. Buhran diyerek. Buhrana bunlar geçiriyorlar. Gerçek demokrasi, gerçek demokrasi, al sana gerçek demokrasi. Evet. Diyor ki seçimle giden gelen seçimle gider. Peki bu adam hırsızlık yaptıysa da seçimle mi gider? Cinayet işlesi de, işlese de seçimle mi gider? Rüşvet verse de seçimle mi gider? Rüşvet alsa da seçimle mi gider? Sizin o makamlardan çoktan gitmeniz lazımdı. Rüşvetçilik yaptınız hakkınız olmayan desteklerle İstanbul'un başına bir püsküllü bela getirdiniz. Dese birisi, ben demiyorum da dese birisi, ya ne demek ya öyle şey olur mu? Alnımızın akıyla rey, rey, reylerimiz de, oylarımız da aldık biz bunu. Adam ne diyor mecliste? Bana bakın bana ayağınızı denge alın. Sizi kimlerin seçtiğini unutmayın. Bu kadar açık söylenir ya. Bu kadar açık söyler bir kadının namusu için böyle bir şey söylense o kadın insan içine çıkamaz ya. Evet. Şimdi İstanbul İş, bu İl Balkanı'nı bu parti seçimle mi getirdi? Yok. O gerçek demokrasi değil. Gerçek gerçek demokrasiyle gelmiş gerçek demokrasiyle seçilen bir başkanın yine gerçek olan özel bir talimatıyla bu İstanbul'daki il teşkilatı cahil cüheladır. Bunlar hepsi mama peşindedir diyebilir. Ben seçeceğim arkadaş. Ben en dürüstünüz benim. Öyle mi dedi acaba? Memlekette ekonomik kriz var diyorlar. Ben ekonomik krizi Devlet hizmetinde çalışırken gördüm, isterseniz söyleyeyim, 1960 darbesinden, askeri darbesinden sonra 72 senesine kadar, 12 sene benim o küçük dereceli memurdum. işte teğmen, üst teğmen zamanındaki memurluklarımda maaşlarımın devlet büyük bir kısmını tasarruf bonosuyla ödedi bana tasarruf borosuyla. ne varmış memlekette kriz varmış. E 60 ihtilalinde millet alyansına kadar çıkarttı, verdi. Devletimiz aman Amerika'ya muhtaç olmasın diye. Sonra da adı uzun zaman o alyanslarla arılan siteler gündeme geldi. Bu bu utanmak için bir insanın yeter de artar bile ya. Bunu da eğer suç kabul etmiyorsa o kimseye artık utanır dememek lazım. Bunun menfi lafını, ters lafını söylemek lazım. Yani utanmaz demek lazım. Evet, memleket çok buhranlar yaşadı. Efendim 16 maddelik bu reçeteyle bu adam ben dinledim yani 16 maddeyi Herhalde Türkiye'de yeni bir sistem kuruldu. Anayasaya gizleden bir şey yerleştirildi. Bizim haberimiz yok. Siz duydunuz mu hiç efendim? Baş başkanlık sistemi veya baş cumhurbaşkanlığı sistemi. Bu adamlar diyorlar ki ya meclis çalışsın meclis. Bu başkanlık sistemi bitti. Ama 16 maddeyle başkana talimat veren birisi var. Bu da herhalde başbaşkandır. Ne var hala ya? %52 oy al. Karşıdan gelsin 20 tane partinin efendim çatal böyle dört bacaklı yürüme bastonları vardır ya efendim. Böyle tek baston değil de ona kana falan filan çeşitli şeyler söylüyor. Onun cinsleri farklı. Efendim onlarla bir partinin başında zar zor çeşitli atraksiyonlarla her gün bir takla atarak, perende atarak, barfis çekerek bir şeyler yapanlar bu cumhurbaşkanına 16 maddelik bir buhranı atlatma reçetesi sunuyorlar. Yani bunu, 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 bunu yap. Ya 28 Şubatçılar dahi bu kadar yüzsüz değildi. Postmodern falan filan diyerek yeni yeni Kürkler bularak, Kürklere büründürerek onu milletin gözünden saklamaya başladı. Sen partindeki hangi buhranı çözdün diye adama sormazlar mı efendim? Benim hiçbir partiye kaydım yok. Hiç niyetim de yok. Ölünceye kadar da bir partiye kayıtlı olmadan inşallah yaşamaya niyetliyim. Ne zaman ömrüm bitti sorarlarsa hangi partinin üyesiydin? Ben bir kartım yok efendim. Ben bir partiye üye değildim derim. Değil mi? Ama birader bu memleketin idaresinde oradan buradan ufak tefek Hani Mahalle Bekçisi de diyor ya bazı dizilerde ben devlet memuruyum arkadaş diyor. Düğmemi koparırsan altı ay yersin diyor. Öyleydi. Bir bekçinin düğmesini koparan altı ay içeri giriyordu. Şimdi dövüyorlar ya. Dövmeye kalkıyorlar ya. Ve suçlu dayak yiyen oluyor. Niye az yedin diye. Şimdi bu baş başkanın baş cumhurbaşkanı makamına soyunan adamın hikayesini şöyle düşünürken aklıma bir şey geldi. Devlet memurları kolalı gömlek giyerlerdi benim çocukluğumda. Liseye giderken biz de kolalatırdık. Üsküdar'da kulelden çıkınca giderdik. Gömleklerimizi kolajda kolalatırdık. Devlet memurları mutlaka kolalı gömlek giymeler lazım. Şimdiki telalı yakalar yok. Kola ile Yaka dik duracak, müdürün karşısında derli toplu olacak. Kol olmazsa derli toplu olmayacak. Adam diyor ki oğlum şunu götür. Bizim şu köşedeki terziye, terziler yapardı bu kolayı. Sonra ayrıca kolacı dükkanı araştırdı, iyi para yaptı. Diyor ki oğlum şunu götür, babamın bir toplantısı varmış, amca biraz acele olsun dedi. Peki diyor, adamı koyuyor gömlekler yığılı, kolalanacak. Bunu da sırasına koyuyor. Çocuk yarım saat sonra geliyor. Amca bitti mi diyor, babam istiyor diyor. Oğlum işte görüyorsun bak sırayla yapıyoruz diyor. Git babana söyle diyor. Bitireceğiz inşallah ama yani hemen de şipşak değil. Bir daha bir daha adam diyor ki git o kolacıya söyle. Bak bir daha seni göndermem. Ben varırım oraya. O zaman diyor terzi düşünsün. Adam bakıyor hafif tebessüm ediyor. Oğlum diyor bu van gömle yakası kaç numaraymış bir bakalım diyor getiriyor. Kaç numara bak bakayım diyor 41. Gelsin gelsin baban diyor. Yani terzi 41 numara yaka numarası olan kimsenin herhalde böyle 100 kiloluk bir adam olmasını beklemiyor. Tüy sikletten birisidir diyor. Gelsin bakalım ne yapacak burayı nasıl dağıtacak diye. Ya bir adam senin yakan 35 numara bile yok ya. Siyasete nasıl atıldığın, nasıl nerelere geldiğin, devlette ne hizmetler yaptığın. Aman ya Rabbi. Bu hikayede benim çocukluğumda anlatılırdı. Ben de bu hikayeyi sizlerle paylaşmaya çalıştım. İMF'yi kafaya taktılar. İMF'den çıkın. Çıkın ya. Oraya verdiğiniz parayı da alın da millete dağıtın. Millet yokluk. Ya millet aç diyorsun, millet yokluk içinde diyorsun, ilaçtan kıvranıyor diyorsun. Ya bir rakam sen bilmiyor musun ya? Rakam okumadın mı? Her ticari müessesenin ki işletme okudun sen. Evet, işletme muhasebeyi okudun. Mutlaka bir envanter çizgisi çizilir altına ya. Çiz de alttaki rakamı söylesen bana ya. Yoksa o hiç kimse mutlu değil. Neden mutlu değil? Türkiye batmadığı için mutlu değil. Aslında mutlu olmayan sensin demek lazım. Evet. Şimdi 19 Mayıs'ta Atay'ı anma. Ee, alternatif anma. Bunu alışkanlık haline getirdiler. Anıtkabir'e gidiliyor. Ayrıca tamam gitsin. Ona kimse bir şey demiyor. Fakat bunu başka çıkarlar uğruna yapanlar kusura bakmayın sahtekarlık yapıyorlar. Dersin ki ya yani atayı da böyle bu bu ismi kullanıp efendim işte bizim parti bizi ata kurdu. Atatürk kurdu. Atatürk'ün kurdu, Atatürk kurduğu partiye nasıl adı? Ya Atatürk'ün kurduğu partiye sen nasıl rüşvetle gelirsin ya? Hı? Nasıl gelirsin ya? Demokrasiyi getirdik biz bu memlekete. Bu mu demokrasi getirdiğiniz? Bir gecede bir kumpasla küt gel buraya. E demokrasi. E sen o zaman bir açıkla şöyle neye demokrasi diyorsun? Niye demiyorsun? Yaz ver de biz de bundan sonra senin ağızdan çıkanların kaçıncı dereceden yalan olduğunu Puanlayalım ya. Puanları biriktirelim. 200 eksi puan da sen oradan aşağıya atalım. Ödün kopuyor beni buradan atacaklar diye. Başkaları gelecek. Hem de kendi mesai arkadaşlarından korkuyorsun. Tabi bir saat veriyorlar. Parti genel başkan yardımcıları falan. Filan saatte aslanlı yolun başında buluşacağız. Ve oradan da işte muhabirler gelmiş kameramanlar gelmiş, tripodlarını kurmuşlar, açıları hesaplamışlar, efendim genel başkan gelmiş, efendim anıt kabir böyle yanlarında duruyor, ataya hürmetlerini arz edecekler. Varsa dertleri şikayet edecekler. Genel başkan ellerini arkasına koymuş, ya senin karşında birisi gelse de bir vatandaş vatandaş bırak partideki adamlar, parti meclisteki adamlar. Eli arkasında seninle konuşursa ne dersin? Defol git konuşmayı öğren. Bir büyükle nasıl konuşur dersin? Sen orada beklerken Ahmet Necdet Sezer Vari o da izi bizi kayboldu gitti göl Herhalde ee, o eski Danıştay Başkanı, ortaokuldan arkadaşımdır adını onun için vermek istemiyorum. Ondan evde herhalde tavla veya konkenle uğraşıyorlardır. O da elin arkasına çok atardı. Eli arkasında bekliyor ya. Sen Atatürk'ün huzurunda saygılarını sunmaya gidiyorsun. Elin arkasında aşağıda adamları 20 dakika bekliyorsun. 19 diyorlar ama 20. dakikaya geçmiş. Çünkü orada da çamura yatar şimdi. 20 dakika değil 19 dakikadır Bekliyor, bekliyor, bekliyor. Ondan sonra bir bakıyorlar araba oraya kadar geliyor. Binek arabası eli arkasında durduğu yere kadar geliyor. İçinden iniyor yardımcıları. İsmini vermeyeceğim bir yardımcı. Ayağında düdük tipi yani streç pantolonlar gibi Efendim yeni çıkan bir modası var ya bunun normal hani bir kıyafeti vardır insanın e, paçaları dök dökmedir normal bir resmi kıyafet gibidir. Onunla ya hadi şu işi bitirelim de biz çocuklarla bir pikniğe gideceğiz falan der gibi hem de beyaz pantolon veya beyaza benzer işte krem gri bilmem ne açık gri falan bir pantolonla geliyor onlara işte bir şeyler sayıyor döküyor ama sesi çıkmasın diye de ödü kopuyor sizin oraya gelmeniz hiç saygı maygı değil. Bak biz geliyoruz, onlar Atatürk'ün huzuruna gelmiyorlar. İşte bu adamlara siz oy vermeyin. Biz Atatürk'ü seviyoruz, bize gelin. Böyle mi seviyorsunuz? Elimiz arkamızda bağlı olarak mı geliyorsunuz? Bir devlet adamı, Hiçbir yerde eli arkasında bağlı durmaz. Karşısında da bütün asları bulunsa dahi durmaz, duramaz. Bu pozisyonu alamaz. Ha, emeklidir. El arkasına o da emekli teyzeler efendim beli ağrır işte çeşitli doğumlar geçirmiştir falan filan. Belini dik tutmak için elini arkaya koyar. Yaşlılar hayatın yükü gelmiştir onu kamburlaştırmıştır. Onun için arkasına koyar. Ama be birader, sen hangi yükün altında eziliyorsun ki belin ağrıdı da elini arkana koyuyorsun? Söylediğin yalanların yükü mü acaba? Bilemem ki. O da indi ilahide belli olacak. Biz burada not veremeyiz. Bu şöyledir, bu böyledir, bunun ahireti böyle olacak, bunun sonra yok. Son nefeste insan bakarsın hiç beklenmedik bir iyi davranışla bütün yaptıkları sıkıntıları siler gider. Kimseye de diyemeyiz ki biz sen cennetliksin, sen cehennemliksin. Ama bunlar o karnede veriyorlar merak etmeyin. O karnede veriyorlar. Amerika'nın bir uzay ordusu sancağı var. Diyor ki Amerika Başkanı ölü sayısı 93'ü geçmiş. 93 bini geçmiş. Çok iyi iş çıkarttık diyor. Vay anasını ya. Yani yüzsüzlüğün tanıksası bu. Çok iyi iş çıkarttık. Uzay ordusunun sancağıyla milleti avlamaya çalışıyor ya. Uzay ordusu kuruluyormuş, daha kurulmamış. Kurulmadan sancak konuyor. Kardeşim, bir orduyu kurarsın, ordu harbini eder, alnının terini böyle şapır şapır akıtır, ona bir tane sancak veresin. Bunlar evvela doğmadık, oğlana don biçiyorlar. Ne anlarsanız anlayın bundan işte. Türkiye'nin süper süper dediğimiz devletleri bu bir fikirle, bu akıl demeyeceğim yani, bu düşüncelerle hem hal olmuş, bunları başarı sayan bir sürü hastanelik adamla dünya idare edilmeye çalışılıyor. Dünyanın jandarması olacaksan mertçe tarafsız olacaksın. Hiç kimseye ayırmayacaksın. Dinini, dilini, ırkını, altın zengin olmasını, petrol zengin olmasını. Efendim, her şeyi bir tarafa devletlerle eşit mesafede durabiliyorsan, işte dünyanın esas jandarması odur. Dur dediği zaman dünyayı durdurur. Şimdi Trump dur dese kaç kişi durur? Dur deseydi Çin çoktan dururdu. Şimdi Çin'den korkuyor. El altından pazarlıklar yapıyor. Süremizi doldurduk. Süremizi azıcık da geçtik. Tekrar hayırlı bayramlar diliyorum. Ömrümüz varsa haftaya yine görüşmek üzere. Hoşçakalınız efendim.